Merhaba herkese, iyi akşamlar. Mavi giyim sanayi günlük grafik. Geçen hafta 7'sinde mi 8'inde mi bakmıştım tam hatırlamıyorum ama ya pazartesiydi ya salıydı. Yani bu hissenin benim abonelerimde çok takipçisi var. İsteyen var. Yani düzenli takip ediyorlar. Aynı günde bakmaya çalışıyorum o yüzden maviye de. Şimdi şöyle ifade edeyim. Biraz da anlatacaklarımın hiçbir garantisi olmamakla beraber bütün işlem riski size aittir. Ve dediğim gibi bakın hiçbir garantisi de yoktur. Onu söyleyeyim. Ciddiye ister alın ister almayın. Yani şunu bir baştan hadi şunu söyleyeyim de ondan sonra geçelim o kısma. Yani şimdi 48,5'un üstünde kaldıkça mavi giyim sanayi pozitif. Ortalamalarla konuşursak veya çok kısacıysanız da 49,90 üstünde pozitif seyrine devam ediyor. Yani burada negatif bir görüntü yok. Onu bir söyleyeyim baştan. Eğer ortalamalarla işlem yapıyorsanız ki sağlıklıdır ortalamalara bakmak. Ben çok değer veririm ortalamalara. Şimdi konuya geçelim. Bir formasyon görünümü de oluşmaya başladı. Mavi de iyiden iyiye. Yani burada bir 52 direnci var. Geçemiyor onu. İkinci kez denedi bugün. Yine olmadı. Oradan aşağı saldı. Şöyle de bir yani şuradan almıyorum arkadaşlar yükselen üçgen veya bir kama görünümü elde edebilirim ama şuradan almayı tercih ediyorum son düzeltmeden. Çünkü bir üçgense içine girdiği alan burası. Şu kısım. Hani sebebini de söyleyeyim. O yüzden bilin yani. Şimdi bir yükselen üçgen gibi bir görünüm olmaya başladı. Hacmen de daralmaya başladı. Hem biliyorsunuz ben nedenini anlatırım birçok zaman. Yani bu yükselen üçgen görünümlerinde özellikle hacminde daralması gerekiyor. Yani hem fiyat daralacak makas bir direnci kıramayacak hem de hacmen de şöyle aşağı bir görünüm olacak. Tabi şuraya almayın. Şuradan itibaren alın. Dolayısıyla hem hacim daralmış hem fiyat daralmış. Bir ihtimalden bahsediyorum. %100 olarak tekrar ediyorum. Almayın. Eğer böyle bir ihtimal varsa ve gerçekleşirse bu formasyonun çıkış hedefi üçgenin iç tarafının yani giriş ağzı kadar dersek 58 lira olur çıkış hedefi. Peki üçgenlerin ne tarafa kıracağını bilmemiz mümkün mü? İşte o mümkün değil. Üçgenlerin ne tarafa kıracağını bilemezsiniz. Yani yükselen üçgenler genel kabul ve öngörü olarak yukarıya kırılır. Evet. Fakat bazen akımı değiştirme gibi kötü huyları da vardır. Nedir bu? Yani şunu demek istiyorum. Olası bir aşağı yönlü kırılımda da ki burada dediğim gibi yani bir formasyon hedefliyorsanız yani bu formasyonla bir strateji kurabilirsiniz ve o zaman 8 üstelinin biraz altıdır geçtiği yer yükselen trendin. O da 50 lirada aşağı yukarı olduğuna göre kırılım aşağı yönlü olursa 44 lira 50 günde yani hemen şurası 50 gün ortalaması 44 lirada formasyonun aşağı yönlü çıkış hedefi olur. Şimdi yukarı yönlü çıkış hedefi tabii kolay yani yukarıya kırıldığı zaman herkesin içi rahatlar. Aşağı kırılımda stop noktası. Bunu biraz da bilgi amaçlı söylüyorum. Dediğim gibi böyle yapın demiyorum. Yani olmayabilir de. %100 bilmemize imkan yok. Sadece çıkışını takip ederiz. Aşağı yönlü hareketlerin yükselen üçgenlerde stop noktası da %25'tir arkadaşlar. Yani iç ağzı 6,5 lira olduğuna göre koyun %25. Stopu 1,5 lira yapar. Yani nereden kırdı? 50'den kırdı. 48,5. Biraz da istiyorsanız ortalamada burada avans verebilirsiniz. 48,5 da zaten yarın için söylüyorum muhtemelen 20 gün oraya gelecek. 20 gün ortalaması. Dolayısıyla orası da 20 gün işaret eder. Bunu yani böyle davranın diye tekrar ediyorum. Bakın böyle davranın diye söylemiyorum. Sadece bir ihtimal var. Bütün burada alım satım stratejisi ve kararı size aittir. Onu tekrar hatırlatayım. Ama bir strateji kuracaksanız özellikle 52 ve 48 üstüne zaten normalde de yani ben bunu hiç göstermeyip ortalamalardan da bir çıkarım yapsam size derim ki 48,5 ve 52 üst, bu şeyleri takip edin. Hangisinin kırıldığını bu seviyelerin takip edin derdim kısa da. Hani burada da aynı şey çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Ha, kalkıp da burada ile yukarı kırılımda 58'e gelecekmiş. Yani bilemeyiz. Bu bir yükselen üçgen mi? Onu da %100 olarak söyleyemeyiz. Ama gittikçe de tabii takip edersiniz. Orada da bir direnç beklersiniz haliyle. MACD yatay. Yani RSI'da hala yatay bir görünüm veriyor burada. Bir türlü çünkü şu şeyden beri sıkışıyor yani 24 Kasım'dan beri ufak ufak dipleri yükselti yükselti sıkışıyor. Fiyatı yükseltemiyor.
Yukarı sert hareketlerde 77-78'den sonra bozulmalar. Yani maksimum 80 mavide de. 80'in üstüne çok gidemiyor RSI. Buralarda bir düzeltme oluyor. Bir satıcı geliyor, haberiniz olsun. Son RSI tepelerde 71-72. Dolayısıyla yukarı hareketler hızlanırsa RSI'yi takip etmekte fayda var. Kısa tabi bunlar çok kısa yatırımcılar için. Ama yoksa siz bir değer yatırımcısı olarak aldıysanız ne bu analiz sizi ilgilendirir ne bu videoda sizi ilgilendirir. Bunun dışında özel bir mum formasyonu yok. Bu mum formasyonu onu söyleyeyim, bu aşağı doğru böyle bir işte yutan delici melici hiçbir şey değil. Yani şu siyah hiçbir şey ifade etmez. Eğer biraz daha aşağıda kapasaymış, yani 50 lira 70 kuruş civarlarında, o zaman bir şey ifade eder. Ertesi günde bir siyah mum beklenirdi açıkçası. Bu da şey anlamına gelmesin, yarın bir siyah mum yapmaz anlamına gelmesin. Onu yapabilir, onda bir sorun yok. Ama akım çeviren bir mum değildir. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.